hepinizin sevdiği bir çizgi film, hayranlık duyduğu bir çizgi roman kahramanı ya da bir bilgisayar oyunu olmuştur. Ancak cosplayerlar bu sevgiyi bir hobi haline dönüştürmüşe benziyor. Onlar gibi giyinmeye, hareket etmeye başlayanlar var. Japonya'da başlayan akım bizi de sarmışa benziyor. Kostümleri, perukları ve makyajlarıyla sanki bir çizgi filmden, bir çizgi romandan fırlamış gibiler. Hollywood'da kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz cosplay sanatçıları artık Türkiye'de de yaygınlaştı. Burası Kadıköy. Böyle şeyleri hep yurt dışlarında görürüz ya. Çok güzel. Bilmiyorum, sanki süper kahraman. Çizgi film kahramanları. Görenler fotoğraf çektiriyor, selfie çekiliyor. Kostüm yani... Kostüm tanıtımı gibi bir şey mi ya, bilmiyorum. Ben animedenim, o da animeden. Ben bilgisayar oyunundanım. O karakter seçiyorsun ve onu o gün yaşıyorsun. Cosplay, kostümle rol yapma anlamına geliyor. Genellikle Japon ve Doğu Asya yapımlarından etkilenilerek oluşturuluyor. Ama kıyafetler öyle hazır alınmıyor. Pelerinler de, kılıçlar da el yapımı. Yani emek işi. Kısacası masraflı bir hobi. Bunun adı Rebellion. Yani karakterin kılıcı. Hani Strafor, Sunta ve Eva diye kullandığımız bir malzemeden yapıldı. Bunların hepsi el boyaması aslında. Uzun peruğum var böyle. Ama bütün kesimini bilmem neyini ben yapmıştım zamanında yine bu peruğunda. Tabii bir de tiyatral yeteneklere sahip olmak gerek. Mimikler, duruş, hareketler ona göre olmalı. Benim karakterim çok böyle soğuk bir karakterdir. Konuşurken bir şey şaşırdığında haraşo falan yapıyor. Ben yani. Sensei, ben nacizane senseyeniz. Nilüfer Karaata bir Japon animasyon karakterini canlandırsa da o aslında ilkokul öğretmeni. Diğerleri de üniversite öğrencisi. Yani bizim yaptığımız karakterler biraz daha böyle çok insan yaratık karışık bir şey oldukları için normalde daha küçük gözleri var. Cosplay çalışmaları kimi zaman sokaklarda, kimi zaman da özel stüdyolarda sergilenir. Dünyada cosplay festivalleri, yarışmaları düzenleniyor. Bazen yaptıkları kostümleri satıyorlar. O zaman da para kazanıyorlar.